Bir taraftan Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor. Evet. Polonya ile oynayacağımız hazırlık maçımız var. Saat 21.45'te İtalya maçının ardından Polonya karşısında son sınavımızı vereceğiz Avrupa Şampiyonası öncesinde. Beklentilerin neler milli takımla ilgili? Bu süreci nasıl yorumluyorsun? Hazırlık maçlarının sonuçlarını abartmadan, yani galibiyette mağlubiyette de abartmadan hareket etmek gerekir. Ama orada da ortaya çıkan görüntülerden dersler çıkartmak gerekir. Ben artık hani şunu beklentim şu. Turnuva öncesinde ciddi iki maç. Fiziksel olarak kuvvetli takımlarla oynayacağız turnuvanın içerisinde ve yetenek havuzu da çok kuvvetli bir Portekiz olacak o grupta. Böyle değerlendirdiğinde hem fiziksel hem de yetenek havuzu olan rakiplerle oynaman gerekir. İtalya ve Polonya bunu bence net bir şekilde karşılıyor. Bir de oyuncunun maç temposunu ayakta tutmak için bu tip mücadeleler adına en iyi antrenman maçtır. Çok çok daha önemli. Ama artık Montella'nın son maçtan sonra söylediği oyunla ilgili fikirlerim net demişti. O netliği gördüğümüz bir 11. Yani 3 aşağı 5 yukarı Gürcistan maçında da bu kadro çıkar denebilecek bir 11'in sahaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani beklentim o anlamda o. Ben ideal 11'e yakın bir 11'le başlamamız gerektiği düşüncesindeyim. Evet. Milli takım üzerine sen eksik gördüğün... Turnuva öncesi bir milli takımın belirsiz... Ya burada sakatlıklar da oldu tabii. Evet, Çağlar'ın ve Ozan'ın hani kabul ediyorum ama... Onların alternatiflerinin de en azından o kadar güçlü olması gerekir. Ben baştan beri söylüyorum. Bizim milli takımımızın ofansta bir problem yaşayacağını çok düşünmüyorum. Alan bulabiliriz, pas trafiğini hızlı yapabiliriz. Ya hiçbir şey yapamıyorsak bile bireysel yetenekle kilidi açabilecek oyuncularımız var. Ama bizim savunma ile alakalı, belki bu bizim futbol altyapımızdan da kaynaklanan ciddi problemlerimiz var. Her ne kadar çoğu oyuncumuz yurt dışında oynasa bile. Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan ve öncelikle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzatan Galatasaray, yeni sezon için transferde yoğun mesai harcıyor. Geçen sezon Samsunspor'da kiralık oynayan Taylan Antalyalı geri döndü. 29 yaşındaki futbolcunun geçen yılki performansından memnun olan Okan Hoca, tecrübeli oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampına götürerek Süper Lig'den talipleri olan Taylan'ın son durumunu görmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Diğer yanda Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Wilfried Zaha'nın performansından memnun kalmadı. Tüm imkanlar sefer edilerek transfer edilen, ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen fil dişili sol kanat, birkaç maç dışında hayal kırıklığına neden oldu. İsteksiz tavırlarıyla Okan Hoca'ya saç baş yoldururken, yatırımın karşılığını veremediği gibi, bir yıllık maliyetiyle de Aslan'ın bir sezonunu harcadı. Zaha'ya bonservisi elinde olduğu için 2.33 milyon euro imza parası ve 4 milyon 350 bin euro da senelik ücret veren Galatasaray'ın kasasından toplam 6.7 milyon euro çıktı. Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli yıldıza, tüm sezon boyunca Futbol Federasyonu'ndan kazandığı paranın neredeyse tamamını ödedi. Lige katılım, puan primi, şampiyonluk payı ve son zaferinden 6.9 milyon euro kazanan Sarı Kırmızılıların elinde sadece 220 bin euro kaldı. Zaha'nın Cimbom ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Sarı Kırmızılıların efsane eldiveni Kaptan Fernando Muslera, Nisan ayında sözleşmesini yenilemiş ve imza töreninin ardından 13 yıl, dile kolay, bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada 3. kez sözleşmemi yeniliyorum demişti. Şu anda ülkesi Uruguay'da bulunan deneyimli kaleci basına çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray ile bağlarını koparmasının mümkün olmadığını ifade eden efsane eldiven, Uruguay'da amatör kümede bir takımım var, Sportivo Bella Italia. Bu beni çok etkileyen bir şey. Galatasaray ile bağlarımı koruyacağım, çünkü orada geçirdiğim onca yılın ardından bağlarımı koparmam mümkün değil, ama hayatımı Uruguay'da geçireceğim ifadelerini kullandı. Uruguay'dan aldığı transfer tekliflerine yönelik soruya da yanıt veren Muslera, National ve Peñarol kulüplerinin başkanları beni aradığında, bir düşündüm ama Galatasaray buna izin vermedi dedi. Muslera, şimdi sözleşme yenileme kararım, Avrupa kariyerimi Türkiye'de bitirmem anlamına gelir. Bu Uruguay'a dönüp oynayacağım anlamına gelmiyor, ama ne olacağını bilemezsiniz. Önümüzdeki sezona odaklandım ve sonra bir karar vereceğim dedi. Ailesinin de Uruguay'da olduğunu ifade eden efsane kaptan, ailemin burada olmasına karar verdik, çünkü çocukların orada okula gitmesi zor olacaktı. Galatasaray'daki sözleşmemin bitimine bir yıl kaldı ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki deneyimli kalecinin güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon euro.
Takımın başında bulunduğu iki sezonda, ikide şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yeniden 2 yıllık sözleşme imzalarken, Sarı Kırmızılı yönetim, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Cimbom'un, geçen sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech için karar belli oldu. Okan Hoca'nın, faslı futbolcuya dair raporunu yönetime sunduğu belirtildi. Aslan'a bedelsiz gelen Ziyech'in, Suudi Arabistan kulüplerinden taliplileri bulunuyor. Cazip teklifler alan faslı yıldız, ayrılık kararı alması durumunda, onay verileceği belirtildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun, istikrar probleminden çekinen teknik patron Okan Buruk'un, iyi teklif gelirse gidebilir raporu verdiği aktarıldı. Ziyech, geride kalan sezonda 23 maçta sarı kırmızılı formayı giyerken, tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda, 8 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray'ın bedelsiz satın alma opsiyonuna sahip olduğu 31 yaşındaki Ziyech'in, güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Deneyimli yıldız, Fas milli takımında da, 60 karşılaşmada sahaya çıkarken, kanat oyuncusu bu maçlarda, 22 gol atma başarısı gösterdi. Şampiyon teknik adam Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızı Scott McTominay'ın peşine düştü. Aslan, yıldız futbolcu için resmi transfer teklifini sundu. İskoç futbolcunun, Okan Hoca'nın transfer listesinde ilk sırada olduğu vurgulandı. Sarı kırmızılı kurmaylar, McTominay'ın transferi için görüşmelerini sürdürürken, 27 yaşındaki orta sahanın transferini bir an önce bitirmek istediği kaydedildi. Yıldız oyuncu, geride kalan sezonda İngiliz devinde 43 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlarda 10 gol ve 3 de asist üretti. İskoç yıldızın, Manchester United ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro. 27 yaşındaki orta saha, İskoçya milli takımında da 42 mücadelede sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray yönetimi, İskoç oyuncu için yaptığı teklifin yanı sıra, İngiliz ekibinden bir yıldız ismin daha peşine düştü. Cimbom, Aaron Wan-Bissaka'yı listesine dahil etti. 26 yaşındaki sağ bek Wan-Bissaka, geride kalan sezonda Manchester United forması ile 30 mücadelede forma giyerken İngiliz yıldız 3 asist üretti. Başarılı futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 26 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Crystal Palace altyapısında yetişen İngiliz oyuncu, 2019-2020 sezonu başında 55 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Geçtiğimiz hafta, Fenerbahçe'ye imza atan, Portekizli ünlü teknik adam Mourinho, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray'ın gündeminde olan Rafa Silva ile ilgili olarak, "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" sorusu üzerine, "Silva harika bir oyuncu ama, Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum" şeklinde cevap verdi. Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva'ya Galatasaray'ın 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu yazılmıştı.